almaya gidiyorum. Yunus birazdan gelir. Tamam. Şşş, bir dakika. Ne? Sen akşam bize gelecek komşu değil misin ya? Senin ne işin var dışarıda? Komşum da angarya bir iş çıktı ya. Gittim onu hallettim. Saçma sapan neyse. Ama gelirken ekmekleri almayı unutmadım bak. Ucunu yemişsin. Yiyeceğim tabii ya. Ne yapacağım? Hastasıyım. Hadi gel. Ya şey diyorum, üstümü acaba bir değişsem mi diyorum ya? Ha? Çok güzel oldu. Ya utandırmayayım şimdi kızı. Hoş geldin. Ne oldu? Misafirin de gelecekti. Ya yok, o utangaç çıktı biraz. Üstünü mü değiştirecekmiş ne? Gelmeyecek herhalde. Hı. Ya Sena, ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen nasıl bu kadar cesur olabiliyorsun? Nasıl yani? Anlamadım. Ya ne bileyim, hani o Yunus muydu? Yunus'la yeni tanıştınız ama sen onu evine davet edebiliyorsun. Hani o gün parkta da öyle çok cesurdun. Hayırdır güzelim, yalnız mısın? Bir soru sordum fıstık. Mecbur kaldım yani. İşte hayat mecbur bıraktı. Neyse ya, hadi ben içeri geçtim. Efendim Nisa ablacığım. Evet Nazlı, sözleşmemizin vadesi doluyor. Sen hala borcunu ödemiş değilsin. Vallahi sesin Yusuf'la konuşmuş gibi gelmiyor bana. Hayırdır? Yani Nisa abla, benim biraz zamana ihtiyacım var. Konuşamadım. Konuşamadı. Peki, güzel. O zaman ben de sözümü tutmak zorunda değilim. Aile masasına sen ve Yusuf'un barışması şartıyla dönmüştüm. Dönmüyorum. Ya Nisa ablacığım bak, ama bilmediğin bazı şeyler var. Yani biraz daha zamana ihtiyacım var. Konuşamıyorum çünkü... Yani Yusuf da... Anladım Nazım, anladım. Sen sözünü tuttuğunda ben de tutarım. O zamana kadar baş baş. Ya Nedim, madem çocuğun akrabalarını bulmaya gidiyorsun, niye bana son dakika haber veriyorsun? Nisa'cığım, ben nereden bileyim Sarp'ın akrabalarına karşı yabancılık çekeceğini? Atlamışım yani, ne yapayım? Ya şimdi bunca zaman bize kendini yük etmiş gibi algıladı çocuk. Ya ben onunla konuşurum, sen merak etme. Olur mu canım hiç öyle şey? Hayır, ben hallederim. Sen elleme. Hem zaten sormak istediğim başka bir soru var. Onu da sıkıştırırım oraya. Neymiş o? Zeliha'nın mektubu. Ben şu son nefesinde söylemeye çalıştım. Ya sonuçta uzun süre Sarp elinde kaldı. Bir şeyler biliyordur. Surat yapma sezonu mu açıldı? Yok abla. Arif hediye almış ya. Ona duygulandım. Ya bırak şimdi. Neden bozulduğunu biliyorum ben. Ne yapayım abla? Hayatımda ilk defa bir akrabamla karşılaştım. Ben böyle hayal etmemiştim. Belki daha sıcak. Her zaman hayal ettiğin gibi olmuyor işte be oğlum. Abla. Sen hiç karşılaştın mı abla? Öz akrabalarınla yani. Annemin öldüğünü biliyorum. Baban? Toprak görsün yüzünü. Ya boş ver sen şimdi bizimkileri. Bak.
Biz kocaman bir aileyiz. Birbirimize yeteriz. Mesela şimdi meyve alıp gelebiliriz. Ha? Hadi paşam. Soramadık. Neden? Ya ikimiz de duygusalı bağladık. Latif bir makine değiliz herhalde. Nostalji başım. Şimdi sen bu Sarp'ın akrabasını gizli gizli bulmaya gittin ya. Yandan da böyle sakladığın gizli saklı başka şeyler var mı? Nasıl gizli saklı? Bayağı gizli saklı. Seni sevdiğimi gizlemeye çalışıyorum ama. Hadi be oradan. Ya anne. Anne Nazlı ablayı aradın mı? Ne dedi? Oğlum sabahtan beri 100 defa sordum. Arayacağım. Dönmüştüm. Ya çocuk oyuncağı mı bu? Durduramadım. Yok ben istemem sağ ol. Anlamadan hep böyle muhalefet edenlerden misin kızım? Ya bak, ben normalde insanlarla öyle içimden gelerek akrabalık bağlarını anımsatacak hitaplar kullanmam, tamam mı? Ama sokakta büyümüşüz, anlıyorsundur yani. İnsanların seni ne kadar sevdiğini, sana ne kadar değer verdiğini görünce, sen de bana abla de deyince dedim. Belki senin için çok önemli olmayabilir Nisa Hanım ama benim için önemliydi yani. Şu kadarını söylüyorum. Ya sen aile masasına temelli olarak geri dönersin ya da... Allah Allah ya. Ne ya da ne? Hiç oraya dönme. Hiç dönme. Vallahi ben de istifa edeyim. Ben bu işin böyle olacağını bilseydim baştan kabul etmezdim. Baksana. Aile masası adına konuştuğumuz telefonun faturası. Al bak. Latifim, masaya patron olmak öyle kolay değil. Sen de artık 100-200 liranın lafını etmeyeceksin. Bence çok erken konuşma Nisa'cığım. Ne? 2 milyon! 2 milyon! Tamam, tamam. Sakin ol, tamam. Belli ki bir yanlışlık var, tamam. Ay inşallah. Az önce Yada'dan ne kastettiğimi anlamışsınızdır herhalde. Aha işte. Ağam tuttu diyor işte. Yatımın ağayı tutuyor. Sena bak, 2000... Üner, Bahar, ben nasıl yardımcı olabilirim? Hah, alo, hele şükür. Gerçekten açtılar mı ya? Müşteri memnuniyeti diye bir yer var mıymış? Tobia değil miymiş yani? Şimdi, Bahar Hanım. Benim elimde tam 2000 liralık fatura var. Evet, 2000 lira. Önce isminizi rica edebilir miyim? Nisa ben, Nisa Yazıcı. Şimdi 2000 liralık fatura var benim elimde. Nisa Hanım, kontrol ediyorum.
Nisa Hanım, bir saniye kontrol ediyorum. Telefonu kapat, telefonu. Eve gidiyorsun doğru. Tamam Nisa Hanım, affedersiniz. Bir dakika bekleteceğim. Bahar, hadi. Ana, bunlar beni bağlayacaklar yine Mozart'a. Tamam ya, bekliyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Ne yaptığını zannediyorsun sen, ha? Görmüyor musun? Müşteri var. Çocuk illallah ettirmiş bakıcıyı. Kadın aradı, işi bırakmış. Ne yapayım? Niye bana geldin? Yuh, Mozart beklerken aile kavgasına denk geldik, ha? Ya ne demek ne yapayım, ne demek ne yapayım? Çocuk evde yalnız mı kalsın? Sen ne biçim bir anasın ya? Gitsene evine, çocuğuna baksana. Allah Allah, ben niye gidiyorum? Sen de güne duruyorsun. Ya ben nasıl gideyim? Dağ gibi işim var. Hadi, hadi bari doğru eve. Benim de dağ gibi işim var, görmüyor musun? Boşanma davası açacağım demek kolay. O nafakanı öderken en çok bana lazım olacak bu iş. Hadi, doğru eve. Gitmiyorum ya, gitmiyorum. Hadi bakalım, hadi gitmiyorum. Tamam mı? Beraber gidelim, tamam mı? Emel, Emel, bakar mısın? Hadi gel. 3 yaşında çocukları var, bir de boşanalım diyorlar. Sesleri de ne kadar genç geliyor. Sebepleri ne acaba? Kim bilir ne sorunlar vardır altında. Aynen, Allah yardımcılar olsun. Anne, burada ben kaç yaşındayım? Bakayım oğluşum. Aa, sen burada 3 yaşındasın. Arif, sana kim verdi bu aklı oğlum Arif? Bunun için işe dönmene gerek yok anne. O çocuğun hatı için işe dönmeden de yapabilirsin. Hem o çocuğun yerinde biz de olabilirdik. Ay Allah korusun oğlum. Senin bulacağın bakıcı bu kadar olur işte. Bırakıp bırakıp gider. Ay senin bulduklarını da gördük. Al o zaman. Al, çocuğuna kendin bak, tamam mı? Çok kazanıyorsun da sanki oturup kendin bakacağım. Hayırdır? Ne bileyim bak. Demek aile masasındansınız. Bulut Bey, 4 yıldır evlisiniz. Neden ayrılıyorsunuz? Anlaşamıyoruz. Ama anlaşarak evlenmişsiniz. Bahar, bu evlendiğim kadın değil sanki. Evlendikten sonra çok değişti. Kim değişmiş? Ben mi değişmişim? Asıl o değişti. Benim evlendiğim Bulut gayet nazik, anlayışlı, sakin bir insandı. Şimdi bunların hiçbirinden eser yok. Peki bakıcılar neden bakmıyor bu çocuğa? Yani nesi var böyle? Ay hiç bilmiyorum vallahi, götürmediğimiz doktor kalmadı. Psikolog, çocuk doktoru yok, bilmiyoruz. Niye uyuyamıyor bilmiyoruz çocuk. Anladım. Dakika. Çay yok muydu amcacığım? Çayı yasakladık Nisa Hanım. Çay keyfi. Kahve, kafein, dinamizm. Bize lazım olan bu. Çıkabilirsin Asım Bey. Şimdi sizi dinliyorum. Bahar'la Bulut dediniz en son. Hah. Evlilikleri zor durumda, anlıyorum. Bir şey de bundan bana ne? Ben de tam oraya geliyordum. Şimdi bu Bahar'la Bulut gencecik 2 tane çalışanımız. Bunların bu durumları yüzünden siz onlardan sadece %30 faydalanabiliyorsunuz. %100 ödüyorsunuz, %30. Mesela Erol. Mesela. Son 15 gün içinde Bulut tam 4 defa kırmızı ışık ihlali yapmış. Bahar öğle tatilinden 5, Bulut ise öğle tatilinden 3 defa geç dönmüş. Bunların son aylarda telefonlara bakma oranları geçen aylara göre tam %3 olarak azalmış. Öte yandan bizim için de bu vaka sayılır. Malum yıl sonu yaklaşıyor. Bakanlık vaka raporlarını istiyor bizden. Ve biz vaka başı primle çalışıyoruz. Ne kadar vaka, o kadar prim. Şimdi biz bu Bahar'la Bulut'un sorunlarını çözsek, hem siz kazansanız hem biz kazansak fena mı olur? Nisa Hanım, çıkar ilişkinizi beğendim. Barıştıralım şu keratavarı. Barıştıralım. Nisa Hanım,
Ya iki yıldır yerimizde çalışıyorum yani. Nerede baksan iki yıldır çalışıyorum. Ha bu prim mevzusunda daha bugün haberim oldu ya. Ya ne primi lan? Devlette kim prim kaybetmiş de biz bulalım. Oğlum bunlar çift taraflı faydaya inanır. Kendi çıkarımızı uydurmazsak teorem eksik kalırdı. Teorem? Oğlum buralar kapitalizmin göbeği. Dolaştırmazlar adamı. Yok yuvasını kurtaracağız, yok ailesini toplayacağız diye. Bir işte kendi faydaları yoksa kıllarını bile kıpırdatmaz bunlar ya. Kapış. He kapış. Ha. Tamam. Peki Bahar'la Bulut ha bunlar değil mi? Furkan iki dakika senin yanında dursun tamam mı? Benim yanında susmaz şimdi. Tamam bir saat benim yanımda bir saat senin yanında duracak. Ya niye bir saat senin bir saat niye her şeyi inat haline getiriyorsun? Müdür görecek şimdi kalsın burada işte. İyi tamam hadi. Senin hadi. Ana bunlar bayağı çetin ceviz çıktı ha. Bu arada klip kıyafetleri berbat. Neyse hanım. Hah buyurun. Az önce bir şartımı eklemeyi unutmuşum. Buyurun. Ortamın disiplini açısından ancak personel kıyafetleri giyerseniz anlaşmamız geçerli olabilir. Hayır ben seni kalsın. Tabii müdür bey kıyafet dediğiniz nedir ki? Biz giyeriz. Hem disiplin önemli. Ne demiş Almanlar? Har, bart, might, freit. Bu bir şeyler. Evet. Çalışmak özgürleştirir. Çok güzel. En sevdiğim sözdür. Kolay gelsin. Çok güzel. Freit mi? Ha. İngilizcem perfect. Almanca da biraz tekrar. Ha. Ha. Çocuğun rahatsızlığı ikisini de perişan etmiş Nisa. Nesi varmış? Ya uyku bozukluğu ve sürekli ağlama. Çocuğu aylardır susturamamışlar işte. Bir sürü doktor, reçeteler falan. Tabii çocuk ağladıkça bunların hayatı sarsılmış. Birbirlerine sarmaya başlamışlar. O zaman şöyle yapıyoruz. Çocuğu tedavi ettirebilirsek bunların da sorununu çözmüş oluruz. Öyle mi? Evet. İyi günler ben Bahar. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi ben 30 liralık tarife kullanıyorum. Bana geldi 50 lira. Tehlikenin farkında mısınız? Evet. Yardımcı olacağım. Buyurun efendim, ben Bulut. Siz sabahın altısında bana niye mesaj atıyorsunuz kardeşim? Hatun'la aramız açıldı. Tamam, söylemeyin efendim, söylemeyin. Çocuk var. Tamam, yani yardımcı olacağım. Alo oğlum, al canımı hiç ya. Hadi gel bakalım, gel bakalım, gel. Bahar! Bahar! Ya izin al da sustur şu çocuğu. Ağlamaktan canı çıktı. İkimiz de kovulalım mı istiyorsun? Ya sen ne peçin be annesin? Sustursam susturdum değil mi? Senden öğrenecek değilim. Ayrıca niye ben izin alıyormuşum? Sen izin alıp git. Asıl sen nasıl babasın? İyi. İyi tamam ben izin alıyorum. Tamam oldu mu? Evet tamam. Çocuk yok. Emel çocuk nerede? Ne çocuğu ya? Pardon size demedim. Tamam çocuk bizde. Sakin. Ne yaptınız? Bitti mi görüşmeler? Ya bitti sayılır da niye habersiz aldınız çocuğu? Korkuttunuz bizi. Tartışmaktan gözünüz hiçbir şey görmüyordu ki. Bakıcı da kaçmış. Bu 6 ayda 7. bakıcı. Ya zor tabii. Şimdi bizim size bir önerimiz var. Şimdi biz bu çocuk bakıcılığı konusundan bayağı bir iyiyiz. Diyoruz ki hem bebişi alsak, doktorlara göstersek, bakıcılığını da üstlensek. Yani siz de toparlarsınız. Bak sinirleriniz yıpranmış, insanlıktan çıkmışsınız belli ki. Hem yeterince ilgi alaka gösteremiyorsunuz. Ayrıca müdür de onu burada istemiyor. Tabii. Tamam ama yani şey bakıcı bulana kadar. Evet bakıcı bulana kadar. Tabii bakıcı bulana kadar. Tabii tabii bakıcı bulana kadar, bakıcı bulana kadar. Aynen. Kabul etmeleri çok iyi oldu Nisa'cığım. Ya iyi oldu Latif'im de ben iyi değilim ya. Ya baksana dayamışlar personele kahveyi, kafeini. Çay mı yok bereketsiz yerde. Böyle şey mi olur ya? Cık. Allah. Nisa kızım. Ah Azma amca ne oldu? Al şunu iç. Ha ben kahve içmiyorum Azma. Lan bu çay. Kimseye söyleme. Vallahi kovarlar beni ha.
Ya söylemem ben, amcaların gizli servisi. Sen bana durmadan çay çek. Yemin ediyorum kimseye ruhu durmaz ya. Ya bir de şey var. Sizin yanınızda cicili bicili bir kız var ya. Ha. Acıkmış herhalde galiba. Bunu istediydi. Sena ya, Sena. Bizimkiler de böyle amcam, ne yapacağım? Sağ olasın. Allah hadi razı olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Aman ya. Hadi iç, hadi, hadi, hadi. Ah. Oh. Bal şeker, bal şeker. Yani elimden içmenin katkısı da büyük tabii. Zaten ballı şeker derken ellerini kastediyorum Nisa'cığım. Yoksa benim çayla ne işim olabilir ki? Ana, utandırma beni ya canım hocam. Planmış, romantik. Patron, bak ne buldum. Bunun atarı da bana. Sen şuna bir baksana. Hah, bu benim nasibim herhalde. Ben onu bir alayım. Afiyet olsun. Sağ ol. Burada Bahar'la Bulut'un evliliklerinin ilk yılında boşanma kararı aldıkları, avukata falan başvurdukları yazıyor. Ortada çocuk çocuk yokken diyorsun yani. Ya madem biz bugün bunların sorunu çocuk dedik, ortada çocuk yokken niye bunlar boşanma kararı almışlar Sena Hanım? Demek ki sorunun özünde başka bir şey var. Acaba ne? Evet. Aferin kız, canım arkadaşım. Aa, niye kız, ne oldu? Sabah bakıcı gitmiş deyince beraber gitmeye direndiniz ya. Onun da aferine. Aa, of. Ya Emel ya, biz başaramayacağız galiba. Vallahi. Ayrılığın eşindeyiz galiba. Bulut seni kaybetmeyi göze alamaz. Hem bu işler böyle, rayına oturursan böyle devam edeceksin. Hem unutma Bahar'cığım, evliliğin ilk 5 yılı çok önemli. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, ilk 5 yıl. Oğlum kızım böyle söylediğine emin misin? Emin ol Nisa Hanım ya. Bildiğin Bahar'ı dolduruyor o zaman. Bunda tek bir sebebi olabilir. Neymiş çok bilmiş hanım? Emel'in Bulut'ta gözü var. İyi de bu ilk akla gelen. Sorunun özüne inmek lazım kızım. Latif'im sen ne diyorsun? Vallahi araştırmak lazım Nisa'cığım. Tamam o zaman şöyle araştıralım. Emel'le Bulut'a yemek şansı verelim. Eğer gözü ondaysa reddetmeyecektir. Nasıl? Niye ağlıyor? Çok ağlıyorum. Emel'ciğim şimdi. Bu Bahar'la Bulut arasındaki ipler kopmak üzere, biliyor musun? Hani biz diyoruz ki sen Bahar'ın arkadaşı olarak bu Bulut'u alsan karşına. Şöyle konuşsanız hani yemekle baş başa. Yani olur tabii ama faydası olur mu olmaz mı bilmem. Tamam. Bu çocuğun kesin bir derdi var Nisa. Kesin de tabii. Demek Emel yemek teklifini kabul etti ha? Ya vay arkadaş ya. Ya insan arkadaşının kocasına göz diker mi ya? Demek ki ilk akla gelen doğru olabiliyormuş Nisa Hanım. Sorunun özüne inmedikten sonra yaraya merhem olamazsın Sena Hanım. Neyse Nisa'cığım neyse. Şimdi bu Emel'in Bulut'ta gözü varsa bunu Bahar'a ispat etmemiz lazım. Ki Emel'i etki alanından kurtulsun. Aynen. Çünkü ispat edemezsek bir kadına bunu anlatamazsın. Restoran işini ayarladın mı? O iş bende. Kendi masamı da ayırttım. Ha, Emel Hanım'a suçüstü ha. Güzel. Şimdi Bulut'un Emel'le yemek yiyeceğinden haberdar olmaması lazım ki bu da ellerinden öper Mustafa'cığım şimdi. Hemen bir tane. Aynen. Hemen kuzum seni niye ağlıyor bu kadar? Yazıcı onların biz geldik. Hoş geldi. Bilin bakalım size ne getirdik. Ne getirdin Nisa? İpucu veriyorum. Çok seveceğiniz bir şey. Sarp abi. Ha yok o buradaymış. Ya yok ya yok. Aman anlatamazsın ona ya dedin de. Vallahi buldum zeytinyağı. Ya sevineceğiniz demiyor. Seveceğiniz diyor. Dikkat edin. Sevebileceğimiz bir şey olmalı. Bebek. Bebek. Tadam. İşte bu ya. Ama annem işte küçük bir sorunumuz var. Bu bebişimiz sürekli bizim ağlıyor bu bebişimiz.
Kurban olsun onlar. Ay bir çaresi bulunur elbette. Kuzum. Bey Latif abi. Şifreli konuşmanın ne anlamı var? Yok bir yemek teklif edecek. Yok kim olduğunu sorma. Yok iş yemeği gözüyle bak. Saat 8 dediler. Geç kaldım. Hayırdır? Hiç öyle yemek hazırladım. He. Onların söylediği yemek teklifi bu demek. Ya ne teklifi? Hiç. Boş ver. Hay Allah'ım ya. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel görünüyor. Hadi geç. Ya Latif'im. İnşallah bir çaresi bulunur. Çok küçük yavrucak ya. Bulunur be hayatım, bulunur. Bu ev birçok insanın yaralarını sardı. Furkan'a da iyi gelecektir, inan bana. İnan Nisa, inan. Hatta herkesten para toplayıp bebeceği kim avutup uyutmayı becerirse onun adına adaklık kurban niyetlendik. Ve gördüğünüz üzere ben mışıl mışıl uyuyorum akşamda. Anne çocuk mu çıkıyor burada? Aa yürüttüler hemen çocuğu. Anne! Fatih! Fatih nerede? Nerede çocuk? Bu kurbana girmek benim zihnimi feci açtı sevgili ailem. Bu Furkan'ın son gözyaşları. Bebek yok. Az önce buradaydı. Abi insanoğlu kuş misali. Demin orada şimdi burada. Ayol sizin yaşınız kaç, başınız kaç, kurbandık sizin neyinize? Bizim evde hayır yapma özgürlüğü var. Çocuk haklı, çocuk. Doğru. Oğluşum çok haklı. Fatih'im, oğluşum ben seni küçükken nasıl uyuturdum biliyor musun annem? Aa, bak, annem Fatih ben de sallardım. Ne sallardım? Ben de hatta ayağım vardı. Hangi dinleyi söyler dediniz Latif abi? Sen! Hümeyra teyze, malum farzlardan uzun süre muaf kaldım. Nafilelerle açığı kapatmam lazım. Hediyatını yatırdım bu işe. Fatih'le de ortak oldum. Bebeği benden çalmanın bedelini ödeyeceksin yakışıklı. Ya abi bir git Allah aşkına ya. Bunlar niye gelmediler ki ya? Ne dedin? Ha yok ya hiç önemli bir şey değil. Yunus Bey. Ne zaman açacaksın bana derdini? Yoksa hangi birini mi anlatayım diyorsun? Yok ya öyle. Karmaşık arabesk dertlerim yok yani benim. Bir tane derdim var şu hayatta. Birini çok sevdim. Hala da seviyorum ama bebeğimi alıp kaçtı işte. Tam daha önce de yapmıştı bunu, terk etmişti beni. Aylarca peşinden koşturmuştu. Şimdi de koştum. Fakat o bebekte benim de hakkım yok mu ya? Ha? Benim de bebeğim değil mi yani? Bunu bana nasıl yapıyor ya? Ben olsam hiç açmam onları. Ha, kapattı zaten. Neyse. Bunu yeni mi aldın? Evet. Güzel değil mi? Hı, güzel. Nereden aldın? Kaça aldın? Bana niye söylemedin? Allah Allah. Sana söylemek zorunda mıyım? Ya ben söylemek zorundasın dedim. Sadece söylesen daha güzel olur dedim. Ay öf. Ay anlaşıldı. Muhabbet pek iyiye gitmiyor.
Neyse, sofrayı kurması benden, artık bulaşıklar senden canım. Ya sen niye her defasında diretir gibi söylüyorsun? Ben yıkarsam yıkarım zaten bulaşıkları. Ay sanki söylemesem çok topluyorsun. Hadi, hadi. Ya sıkma canımı, benim görevim mi bu? Senin görevin, benim görevim diye bir şey yok. Hayat müşterek. Sen bulaşık mı istiyorsun? Tamam, anasını satarım. Ne yapıyorsun ya? Ya annemlerin aldığı takımdı bu. Pis. Pis. Bağırma. Bahar, gel topla şurayı. Bahar. Allah Allah. Arkadaş, nereden evlendim ben ya? Bu evlilik ne dertmiş? İyi akşamlar. İyi akşamlar da aklıma bir şey takıldı ya. Böyle sokakta büyüdün falan deyince... Gerçekten hiç korkmadın mı sen? Bir soru sordum fıstık. Abi çek şu elimi. Senin abi diyen dillerini yerim. Bırak o çakmağı, gel. Ben seni evde ısıtırım. Sen ne dedik? Abi dedik, o elini çek dedik değil mi? Hı? Ne gülüyorsun lan? Uzak durun lan. Ben sana ne dedim? Eve gidelim dedim. Çekil, çekil, uzak dur benden, uzak durun benden. Kızın kılına dokunanı yakarım. Balını. Bir dakika ya, o adam. Ne diyorsun öyle mırıl mırıl? Ya yok. Şimdi sen korkmadın mı diye sorunca aklıma birisi geldi de. Ya işte insan iyi birileriyle de karşılaşabiliyor. Senin gibi. Senin gibi. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Bu ne ya? Hesabını sorarım demiştim yakışıklı. Işık var bunda Latif abi. Yanakları da şişmiş. Aynı Marlon Brando. Duy, duy. Latif abim mi? Baba. Kardeşin yatağını hemen temizliyorsun. O atın da aynısından, harsından kesip alıyorsun. Hadi iç bir tane. Mis gibi pişirdim. Hadi iç. Anne, ya bir bana bırak bebişi. Belki ben bir şey yapacağım. Seni ben büyüttüm Nisa, bilmedim ne yapabilirsin? Ay aman tamam, al bütün gün sende zaten. Hayır yani sana hayır mayır dememek lazım. Gözün kararıyor yemin ediyorum ya. O çocuğu avutacağım, göreceksiniz. Oo, siz daha hiç masa falan kurmamışsınız. Ben size böyle sağlam bir omlet yapayım mı? Ha, giderek. Süper olur. Serp. Ben sana bir şey soracağım. Efendim? Zeliha bu son nefesinde bana bir mektuptan bahsetti.
Hani sen onunla çok vakit geçirdin ya. Mektupla ilgili bildiğin bir şey var mı? Yok abla, hiç duymadım. Hatırlarsan söyler misin? Tabii ki abla. Sağ ol paşam. Metin! Bırak hadi o Metin, o Metin. İşe geç kalıyoruz, hadi. Bir al. Hadi. Allah Allah. Tamam, bırak. Dakika, dur, tamam, peki, peki. Demek Bulut yemeğe gelmedi ha? Daha sonra Emel de gelmedi. İlginç. Patron, sana bir şey sorabilir miyim? Günaydın. Biz şu bebeğinizi gösterdiğiniz doktorların listesini ve reçeteleri almaya geldik. Tabii. Buyurun geçin. Buyurun abi. Ha, evraklar içeride olacak. Ben hemen getireyim. Evet, beraber yemek yemişler. O belli. Ama sonra patlak vermiş kavga. Ama niye? Mesleğe saygı. Bulaşıklar deme bana. Aynı iş yerinde çalışanlarda hep bu sorunlar olur. Bunu unutma çok bilmiş hanım. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Buyurun. Evetler. Evet, biz gidelim. Bir şeyler ikram edelim diyeceğim ama malum. Yok yok, biz gidelim. İşimiz var zaten. İsterseniz hep beraber çıkalım. Tamam, biz de hazırlanalım o zaman. Ya Nisa Hanım kesin dönüş yapsa aile masasına da biz de rahatlasak. Ha, siz beni özlediniz değil mi? Yani düğün haftalar kaldı hadi güzel. Neyse, neymiş bu vakadaki arkadaşların derdi? Vallahi bilmiyoruz, daha çözemedik. Ya biz de böyle sorunlar yaşamayız değil mi? Tabii Ayşem, yani boyu konuşmamak lazım. Yani senin bu Karadeniz gerçekçiliğin beni öldürecek hakikaten. Şöyle biz güzel moral versen bir şey mi olur yani, ne olur? Canım, bizim aramıza kimse giremez. Değil mi? Yani nereden çıktı ki bu şimdi? Yani kim gibi mesela? Ben gibi mesela kız Ayşe. Mesaiden kaçıp buraya mı geldin? Sizi özledim Nisa Hanım. Güzel. Aferin sana. Evet, zil çaldı arkadaşlar. Ses idmanını yapan telefon başına. Haydi hızla. Ya Ayşe Hanım, el alemde ne müdürler var. Herifçoğlu çayı yasaklamış ya. Nisa Hanım. Ağzım. Allah razı olsun. Sen kahve mi içiyorsunuz? Tövbe de kız, estağfurullah de. Ne kahvesi? Çay içiyorum ben. Tamam hadi, özleminiz bittiyse sen işe, sen de içeri. Haydi. Hadi. Ne düşünüyorsun sokak çocuğu? Abi hani sana bir soru soracağım demiştim ya. Evet. Sen beni aile masası seçmelerine gelmeden önce görmüş olabilir misin? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Benim için önemli olan bir hatırayı anımsarken aklıma geldi de. Bölmüyoruz değil mi? Hayır bir tanem, tahta senin. Şimdi. Evet Bay Patron, durumunuz ne? Şimdi Nisa, yemeği Baharlı Bulut yemiş ama işler pek de iyi gitmemiş. Yani bulaşık kavgasına benziyor ama bana pek mantıklı gelmedi açıkçası. Asıl soru, yemeği Emel'le Bulut yiyecekken nasıl Baharlı Bulut yemiş? Emel'in telefon kayıtlarını incelediğimizde bizden ayrıldıktan 15 dakika sonra Bahar'ı aramış. Ki bu konuşma tam 15 saniye sürmüş. Yani bu neredesin tarzında bir soru olmalı ki bu kadar kısa sürsün.
Ki tam bu sırada, bundan tam bir dakika sonra Emel Bahar'ın masasına gidiyor. Ve güvenlik kameralarından tespit ettiğimize göre burada hararetli bir tartışma oluyor. Sonra biz Bulut'a gidip yemek fikrinden bahsettiğimizde bir bakıyoruz ki Emel ortadan kaybolmuş. Yani sen şimdi diyorsun ki Bahar'a yemek fikrini Emel verdi. Ben de bunu anlamıyorum zaten. Madem Bulut'ta gözü var niye böyle bir şey yapsın ki? Belki de gözü yoktur Sena Hanım. Belki de mevzu bambaşkadır. Biz sorununuzu özü derken bundan bahsediyorduk. Sen de küçümsüyordun. Demek o kadar kolay değilmiş böyle şeyler değil mi? Şimdi sen şunu al bakayım. Bunlar doktorların isimlerini. Furkan bebeği de al. Göster. Haydi. Taytay. Peki Emel'in durumu ne? Onu ne yapacağız? Bakacağız Edip. Bakacağız. Adı güzel. Hı. Ağzım abiden çay kap gel bana. Hadi paşa. Çok yoruldum. Ne yaptın? Nasıl geçti yemek? Nasıl geçebilir? Yine kavga. Hep kavga. Önce ceketime taktı, ondan sonra da bulaşık mevzu oldu. Sen yıka deyince kükredi değil mi? Sen yıkamadın sakın değil mi? Aman Bahar, sakın. Bak biliyor musun, evliliğin ilk 5 yılı çok önemli. Niye ben ya? Üç değil, dört değil, ilk 5 yıl. Şimdi sen yıkasan sonra oho hep öyle. Bu evlilik senin için bir zulüm olur. Diren Bahar, az kaldı. Sakın. Müstakbel anne dayı, biraz yürüysen iyi gelecektir. Çıkmışken şunları da alırsın sevabına. Ben Bulut. Nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi Bulut kardeşim, ben numaramı değiştirdim. Bizim eski kayınca vardı biliyor musun? O beni dün aradı. Ya ben kayınca beni arasın istemiyorum. Onu nasıl yaparız? Hatta bekletiyorum bir saniye. Şişt, neredeydin? Alo. İyi günler. Ben Bahar. Nasıl yardımcı olabilirim? Bizim kız üniversiteye hazırlanıyor. Telefonu az kullansın istiyorsun. Ha, bir de matematiğe hiç kafası basmıyor be kardeşim. Hatta kalın bir saniye. Neredeysem neredeydim? Sana mı soracağım? Merak mı ettin? Keyfimizden sormuyoruz herhalde. Bir iş yapıyoruz burada, iş. Beklettiğim için özür dilerim. Şimdi bu eski kayınço da özür diliyor ama ben beni arasın istemiyorum. Hem o beni arıyorsa biz hanımla niye küstük? Hadi hanımla küstük, kayınço beni niye arıyor? Şimdi gel de çık işin içinden. Doğru. Bir saniye hatta bekletiyorum. Çocuğa bakmaya git desem gitmezsin ama. Bana anneliği öğretme, tamam mı? Bana anneliği öğretme. Öğretirim. İyi günler, Bahar ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne diyorsun Nisa? Ya Latifim, bunlar üçüncü kişilerin muharebesi arasında kalmış. Karşı cephelere geçmişler bir cahillik yapıp. Üçüncü kişiler mi? Diyelim ki Bahar'ın üçüncü kişisi Emel. Bulut'un üçüncü kişisi kim? Ya aslında işte telefonuna ulaşsak. İdare bunların telefonlarını dolaplarda bıraktırıyor, dikkatleri dağılmasın diye. Gel o zaman kırıcınla. Bakalım Bulut Efendi'nin sürekli aradığı kanka kimmiş? Hadi. Koş hadi. Alo. O ne ya, sapık mıdır nedir? Anam, adamımız bu Latif. Nasıl geçti dünkü yemek? Sorma. Kavga, gürültü. Niye? Ne oldu ki? Ya yemek hazırlamış, iyi hoş. Sonunda yok bulaşık ortak, yok bilmem ne. Bir de yeni bir ceket mi almış ne? Ben de yakışmış falan demeden yok nereden aldın, kaç aldın falan diye sorunca sorun çıktı. Kardeşim saçmalama. Bugün elbiseye haber vermez. Yarın da ooo. İpinin ucunu bırakmayacaksın. Abi tamam. Devir değişmiş olabilir. Ama ben eski kafalıyım. Evin reisi erkektir. Bunu değişebilecek abi hatun ne diyeyim? Ben zaten o evde bostan korkuluyum. Ama bundan sonra görecek Bahar Hanım evde patronun kim olduğunu. Ha şöyle. Hümeyra teyzeciğim, Bahar ben. Furkan hala ağlıyor mu? Ay,
Biliyorum, biliyorum. Sena doktorlara götürmüş ama işte hala bir haber yok da. Of, tamam. Tamam Merah teyzeciğim, inşallah. İnşallah. Oo, hayırdır? Furkan aklına gelmiş, çok şükür. Ne demek bu şimdi Bulut ya? Bak benim anneliğimi laf edip durma. Canım ne kadar yaktığını biliyorsun. O zaman sen de benim canımı yakma bağır. Ne yapıyorum ki ben? Bundan böyle bu evde benden haber hiçbir şey alınmayacak. Değil ceket, ekmek alırken haberim olacak, ekmek. Allah Allah ya, alırsam ne olurmuş? Ne olur değil mi? Bak görsen ne olacağını. Nerede o ceket? Ne yapıyorsun? Bırak ceketimi. Ceketimi bırak. Bak bu evde ben kocayım. Bundan böyle benden haber hiçbir şey olmayacak. Bırak ceketimi. Ne yapıyorsun ya? Bak işte bu olacak. Al. Ceketin de hayrını gör. Şuna bakabilir miyim? Bir not yazabiliyor musun? Sena, bu hediyeyi sana. Şimdi sen psikolojide falan iyisin ya. Sana bir şey soracağım. Ya bu Nisa Hanım denen arkadaş işin özüne inmekten bahsedip duruyor da bana. Ya ben niye eksik yapıyorum ya? Vallahi çıldıracağım artık ha. Sorun ne? Şimdi vakada Emel diye bir kadın var. Bunun ağzı kapalı kutu. Ama diline dolamış bir yok işte evliliğin 5 yılı çok önemlidir efendim. İşte bir evlilikte kayıtsız şartsız taraflar eşit olmalıdır. Yok efendim insan evlenince işte... Huzuru satın alır. Ha işte aynen öyle, evet. O zaman kız evlilik danışmanına gitmiş seninle. Bu onların vazgeçilmez diyaloglarıdır. Evlilik danışmanı mı? Sağ ol. Baharım, ağlama kızım bu kadar. Nasıl ağlamayayım Nisa Hanım? Sen sev, sevildiğini düşün. Ondan sonra bu hale gel. Allah'tan evvel bana destek verdi de o kadar ezilmedim. Bir türlü adam yerine konmuyorum abi. Yok bulaşığı sen yıka, yok bilmem neyi sen yap. Ya bir kadın kocasıyla böyle çok zıtlaşır mı? Arkadaşlar olmasa köpek kadar değerim yok gözünde. Hangi arkadaşlar bunlar? Kerem. Ya Kerem falan işte. Ya insan bazen akıl falan alması gerekiyor. Tabii. Tabii.
var ve Emel arkadaşına dair her şey. Ya Allah Allah, ne yapacaksın? Satacaksın mı bunları bana? Ya Nisa Hanım, doğum yaklaşıyor ya. Masraflar dilimin ayarını kaçırdı. Kusura bakmayın. Vallahi oğlum, bir çeyrek takarım, işime bakarım, ona bakarım. Bu Bahar'la Emel 15 yıllık arkadaşlarmış Latife'm. Biliyorum. Ha bak, Bahar okulda bir kere disiplinlik olmuş. Emel de onu idareye karşı savunmuş. Bayağı sık arkadaş bunlar. Emel bir kez yüklü miktarda avans çekmiş. Ama parayı nereye yatırdığı yazmıyor. O ne be? Lise andacında Bahar için evcimen bir kız diye yazıyor. O evlenmeden bir ay önce işe girmiş. Hem de Emel'in referansıyla. Sena, ne yaptın? Gösterdin mi bebişi doktorlara? Şimdi gidiyorum. De ben şimdi biraz akıl yürüttüm Nisa Hanım. Bu Emel durmadan evliliğin ilk 5 yılı falan diyor ya. Bu kızın yolu kesin bir evlilik danışmanına falan... Bu senin fikrin değil. Şey, yani niye ki? Ezbere söylüyorsun cümleyi kızım. Hadi güzelim, hadi canım. Kendi fikrinle gel. Hadi tay tay. Az önce Bulut'la yaptığım konuşmadan sonra artık kesin kes eminim Nisa. Sen haklı çıktın. Üçüncü şahıslar bunları çok kötü bir şekilde etkilemiş ve birbirlerine savaş açmışlar bilmeden. Çözümün ne? Savaşı daha da kızıştıracağız Latif'im. Onu ben ayarladım. Da şurada bir şey dikkatimi çekti. Sen şu Emel'in babasının evine bir gitsene. Ne bulmamı umuyorsun? Ne bulmamı umuyorum biliyor musun? Evet Nisa Hanım, ne alemde bizim yaramazlar? Durumları sandığımızdan ciddi çıktı müdür bey. Yani %30 yararlanmanız bile büyük başarıymış vallahi ya. Sinekten bile yağ çıkarım Nisa Hanım. Profesyonellik bunu gerektirir. Ama mide bulandırmaya gerek yok şimdi. İşte kahvelerimiz de geldi. Kahve ya, profesyonellerin resmi içeceği. Şimdi benden tam olarak istediğiniz nedir? Yani nasıl barıştırırım da verimlerini artırırım şu yaramazlarım? Yoksa kovmalı mıyım ben bunları? Yok yok, kovmanıza gerek yok. Benim daha kestirme bir yolum var, daha kazançlı. Nedir o? Terfi. Terfi için bir yol açın, bu iş tamam. Merhaba, ben Emel'in iş yerinin arkadaşıyım. Halime, o çay ne oldu kız? Sürekli ağlıyor doktor bey. Daha önce gelmeniz gerekiyordu. Önce şu testleri yaptırın, sonra gelin. Havaleden şüpheleniyorum. Bir süre gözetim altında kalsa iyi olur. Rahatsızlığı bir gaz sancısı gibi görünüyor. Bağırsaklarında problem olabilir. Evet. Kim gece gündüz çalışmaya, gözünü bile kırpmadan kurum üyeliği kazandırmaya aday? Kim büyük ölçekli 15 şirketi üyeliğe geçirirse... satış müdürü olarak terfi alacak. Evet. Kim o isimler? Efendim. Bulut Ay. Güzel. Bulut Ay. Başka? Hadi hayırlı bir haber. Öncekilerden farklı bir şey söylemediler. Ben de es geçtim. Siz ne yaptınız patron? Emel'in tek istediği en yakın arkadaşının evliliğini Gürbahçesi'ne çevirmek. O ne demek ya? Böyle fitleyerek mi yapacakmış? İnsanın istediğiyle aslında ihtiyacı olan şeyler ayrı olamaz mı Sena Hanım? Ha, şu sorunun özüne inme muhabbetiyle. Nisa Hanım, abukiz var ya peşin hükümlü. Hem de aç. Yani hem peşin hükümlü hem aç. Emel, yani Emel'in annesiyle babası yıllardır şiddetli geçimsizlik içindeler. Emel'in annesi evde ne yapıyorsa arkadaşına tam aksini yapmasını tavsiye etmiş. Annesi her işi tek başına mı görüyor? Aman Bahar, sen tek yapma. Dağ gibi bulaşığı tek başına yıkarken bana mısın demiyor mu? Aman kızım Bahar, bir gün sen yıka, bir gün Bulut. Akşamları babası dışarı mı çıkıyor?
Aman Bulut sakın dışarıya çıkma. Evde otur Bahar, güzel bir yemek yap Bulut'a. Yani Bahar'la Bulut o gün nasıl yemek yiyordu diyorduk ya, işte cevabı bu. Ya kız bir defa yüklü miktarda avans çekmiş, onda da evlilik terapistine gitmiş anası babası için. Evet işte evliliğin ilk 5 yılının hikayesi bu. Ama şey... Ademoğlunu çok hafife alıyorsun kızım. Ama şey demek yerine bunu demen gerekiyordu şu an. Ben bir... elimi yüzümü yıkayayım. Niye bu kadar yüklendin? Hak ediyor Latif'im. Yani her şeyi çözdüm diye kasılmanın alemi yok. Tamam peki dağılmayalım. Nerede kalmıştık? Şimdi biz bu Bahar için aslında evcimen bir kız demiştik. Yani Emel buraya girmesi için ona referans olmuş. Kızın ekonomik özgürlüğü elinde olsun istemiş muhtemelen. Çünkü Emel'in anası çalışmıyor. Yani eğer mevzuyu doğru anladıysak... Emel şu an Bahar'ı terfi için gazlıyor olmalı. Öyle olması lazım. Ha? Kızım sen niye terfiye yazılmadın? Ay yok Emel ya, çok çalışmak gerekiyor. Bir de çocuğun durumunu biliyorsun, onunla vakit geçirmek istiyorum. Kızım çocukla her zaman vakit geçirilir. Bulut o terfiyi alıp burada amirin pozisyonuna geçerse ne olur? Ne olur? Evde de amirin olur. Evde de sana üstünlük taslamaya başlar. Bulut iyi çocuk mu? İyi çocuk, ona lafım yok. Ama durumu eşitlemek için o terfiyi senin alman lazım Bahar, başka yolu yok. Doğru söylüyorsun, haklısın galiba. Hele ki bugün yaptıklarından sonra. Evet, evet. Ben gideyim müdüre ismimi yazdırayım. Aynen. Evet. Yüzümü yıkayıp geleceğim demiştin. Yüzümü yıkayamadım daha. Kırdın mı seni? Ya bunların 3 yaşında çocuğu var. Ben nasıl ayrılmaya karar verdiler diye... Ya benim kafam, beynim kalmadı zaten. Sen de kalkmış özüne in, özüne in deyip duruyorsun. Böyle herkesin içinde. Ya sokakta büyüdüm ben. Bana sokağa sor, sana anlatayım. Ama özüne özüne ben inemem, bilmiyorum işte. Ben sana geldim bu iş için ikna edeyim diye, bu yüzden senden öğreneyim diye. Senin yaptığına bak ya. Yemin ediyorum bu işe ihtiyacım olmasa bir dakika daha durmam ben burada. Bitti mi sokak çocuğu? Hadi git yüzünü yıka şimdi. Latif'im. Siz bugün seninle bir şey konuşuyordunuz. Neydi konu? Bilmiyorum. Mühim bir şey değil herhalde. Neyse onu bırak da. Bahar terfi için isim yazdırmış. Aa. İyi bu. Teşekkür ederim. Sizden feedback bekliyor olacağım. Sen de adını yazdırmışsın müdüre. Evet, ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Ya bir evden 2 kişinin terfi için uğraşması çok saçma. El alem ne diyecek? Hı? Kadının kocasına karşı terfi için yarışı ödemeyecek mi? Nelerlerse desinler, umurumda biri değil. Aferin, aferin. Affedersinizi beklettim. Hep görmek istediğin ışığı yanı başında gör diye. Thank you.
Bakın, kulağından kim çıkarsa bebeği avutma sırası ilk onun olacak, ona göre. Ya abla, hac değil miydi o kurayla olan, bir yanlışlık olmasın? Ya Sarp kardeşim, ilk yapmayalım da ben de sen bu kurbanadan çekil. Ha? Biz ortaklaşa dağıtalım şu kurbanı. Bak evlatlarıma yapmadım bu teklif, haberin olsun. Ya nasıl yapmadın ya? Ben o yüzden kurbanadan çekildim. Ya ben bir dakika ismimi yazacağım. Oo, süre geçti. Ya, çocuğa ben ötüyorum. Hayır, abi yazamazsın. Ya, ya. Hayır ya. Ya. İzham yapmayın. Oturun yerinize. Yeter, yeter artık. Yani bu iş hayır işi olmaktan çıktı. Ya yediğiniz azarı şimdi böyle sus pus oturursunuz. Vallahi çok fena kızdı. Fena kızdı. Nisa, ben bu çocuğun nesi olduğunu buldum galiba. Sena, şimdi sana bir kalp uzmanının numarasını mesaj atacağım kızım. Yarın bebeği alıp ona götüreceğim, tamam mı? Durum sandığımdan daha ciddi. Çocuğun kalp atışları olağandan hızlı. Zannediyorum kalp damarlarından birinde bir sıkıntı var. Oh, anladım. Peki bunun çaresi var mı? Ameliyat. Ameliyat almamız lazım. Ancak bunun çok acil olması gerekiyor. Çünkü bir dizi konferans için yurt dışına çıkacağım. Tamam. Ben ailesiyle konuşurum zaten. Ücretle ilgili bilgiyi sekreteryeden alabilirsiniz. Ha. Ne kadar tutar ki? Ne kadar tutar? Bahar. Peki, iyi günler. Ne durumdasın? Ne durumda olacağım? Sadece bir şirket, o da anca randevu ayarlayabildim. Adamları telefonda tutamıyorum ki. Peki ya Bulut ne durumda? İyi, ne bileyim ya. Arı gibi çalışıyor zaten. Tabii çalışır kızım, tabii çalışır. Sonuçta ucunda sana patronluk taslamak var. Erkekler hep böyledir hayatım. Patronluk için yaratıldıklarını düşünüp dururlar. Bu da olmadı. Sadece bir şirket. Abi şirketten randevu almak nedir ya? Nasıl kazanacaksın oğlum sen bunu? Bak, Bahar bu terfiyi alırsa biliyorum da kötü yani. Kötü değil mi? Ya nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Baksana arı gibi çalışıyorlar. Çalışır tabii abi, kız milleti. Ne hırsı var bunlarda? Yılan kini. Yılan kini değil miydi o? Ya bırak şimdi bana belgesel izliyorum tavırlarını Bulut. Bak bir fikrim var. Nedir? Hani sen bu adamları telefonla tutamıyorsun. Evet. Ben masa başında adamları araştırıp sana bilgi vereceğim. Tamam. Evet, durum nedir? İkisi de gözlerini bile kırpmamışlar Latif'im. Terfi olayı bir, bayağı bir karıştırdı yani. Aynen öyle diyorum Latif'im. Emel'le Kerem ortada olduktan sonra başka türlü olmaz bu iş. Biz bu ikisini Bahar'la görüştürmezsek bence bu olayı çözeceğiz. Aynen Latif abi, aynen. Ha, görüştürmezsek diyorsun. O kolay ya. Ha, alo müdür bey. Efendim, size de iyi çalışmalar. Bahar otomotive girişecek. Hemen dosya getirdi. Girişsinler bakalım. Kerem, müdürden mail geldi. Ne diyor yine? Hoppala. Arge çalışmasına Emel'le sen gidecekmişsin. Buyur buradan yak. Nereden çıktı şimdi bu Arge çalışması? Zamanı mıydı şimdi? Merak etme kızım, ben sana dışarıdan da destek veririm. Tamam. Ha, geldiniz mi? Emel'le Kerem'in işi tamam. Ha, geldin mi Sena? Ne dedin doktor? Kızım söylesene, kötü bir şey mi var? Zaten hissediyordum ana yüreği. Bir derdi var bu çocuğun, yoksa niye uyuyamasın diyordum. Eğer kalp damarında
25.000 avro. Ya nasıl yapabiliriz? Nasıl denkleştiririz bu parayı? Hayır, bir de doktor giderse bir aydan önce dönemiyormuş. Çok para Nisan. Biliyorum. Ama bizim bir fikrimiz var. Bu terfi muhabbetinde GSM şirketinin size vaadini göz önünde bulundurursak... 15 yerine 40 kurum bağlarsanız... Şirket size %80 sağlık sigortası uyguluyor. Bu durumda bulmanız gereken para 25 değil, 5.000 euro. Gerçekten. Bunu yaparız. Yani yaparız değil mi bunu? Yaparız, yaparız de. Yaparız. İlk nereden başlıyoruz? Ben bazı notları almıştım, Emel getirmişti bundan. Değişmiş bu numara. Tamam, tamam. Hadi moralimizi bozmayalım, devam edelim. Başlayacaklar liste bu olmalı Latif'im. Evet, Kerem kolay oldu ama Emel o kadar çabuk vazgeçmeyecektir. Bahar'ların konsantrasyonunun bozulmaması için ulaşmasını engellememiz lazım. Sen merak etme, ben seni ay taktım peşine. Bulamıyorum. Yani numarası için gizli kararı var bu adamların. Of. Ben o numaraları bulurum. Siz şuna bakın. Ne bu? Bu son 6 ay içinde anlaşmalı GSM şirketleriyle mali sebepten dolayı ters düşen kurumlar. Sonuçta bu adamların din imanı para buradan başlayın. Alo. Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bey mi? Ali Bey merhaba. Biliyorum başka bir GSM operatörüyle bir anlaşmanız bulunmakta. Buldum. Ali Bey, öncelikle 2 yıl gecikmeler adım için sizi çok çok özür dilerim. Ankara-Yozgat yolunda kaza yapan otobüsünüzün şoförü yüzünden yüksek miktarda bir tazminat ödemeye mahkum edilmişsiniz. Ama şoför daha sonraki ifadesinde telefon sürekli kesildiği için görüşmenin bu kadar uzun sürdüğünden bahsetmiş. Ali Bey, bu güzergahta diğer GSM operatörlerine göre 2 kat fazla baz istasyonumuzun bulunduğunu biliyor muydunuz? Ben teşekkür ederim. Adam yine de hata şoförümüzdedir demedi. Yani? Oldu bu iş. Hadi devam edin. Sıradaki hangisi? Alo Nisan. Emel işi tamam. Biz isteyene kadar Bahar ulaşamaz. Nasıl yaptın bunu? Arge için gelecek şirket vardı ya hani. Ben onun adresini değiştirdim. Verdiğim adres boşaltılmış bir binaya aitti. Asansörü de kapattım. Şimdi içinde mahsur. Ha, en güzeli de asansörün içinde telefon çekmiyor. Kızım ya kıza bir şey olursa? Ya ama ne yap ne et? Bahar ulaşmamasını sağla dedin. Ben başka türlü nasıl engelleyeyim? Sena, öldürmeden bir yolunu bul kızım. Öldürmeden bir yolunu bul. Hadi devam et. İmdat, yardım edin. Klostrofobim yok ama yine de çok korkuyorum. Sesimi duyan yok mu? Evet, evet efendim, anlıyorum, anlıyorum. Evet, yani reklamlarımıza kesinlikle kota göremeyeceksiniz. Hiç, hiç, kesinlikle. Adamın amatör basketbol takımı var. Yalnız dediğim gibi bence step değil, yalnızca hakem hatası. Bence seyirci biraz az. Seyirciyi SMS'lerle organize etsek. Nakliyat şirketi sahibi, oğlunu alkol yüzünden trafik kazasında kaybetmiş. Yeşilay'la ortak bir proje yürütmeyi düşünüyoruz. Siz de katılırsanız, bu arada hangi GSM şirketiyle çalışıyordunuz? Ne yaptın? Bak şu ilaç şirketinin yönetim kurulu başkanı. Lise yıllarında beceriksiz bir şair. Şiir kitabı bastıracak parası vardır herhalde artık. Kim alır da onun kitabını okur Allah aşkına? Ama mesajı herkes. İyidir kocası, iyidir kocası. İşini bildik. I love you.
Efendim bazı şiirlerinizi özel günlerimizde müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. Ne dersiniz? Doktorun ne kadar süresi kaldı Latif abi? 2 saat. Hayır ya. Başaramayacağız işte ya. Başaramayacağız. Tamam. Şu sabahki çocuk için arayan oldu mu? Hayır efendim. Anladım. Peki. Birazdan çıkacağım ben, şu benim dosyaları bir hazırla istersen. Peki efendim. Şurada al dosyalı. Peki. Ya ben bu kızı nasıl durduracağım ya? Öldürmeden nasıl durduracağım ben bu kızı ya? Alo. Ha Sena. Ha Nisan. Dahili numaraları değiştirelim bir süreliğine. O zaman Emel de normal müşteriler gibi müşteri hizmetlerinden birisine ulaşmaya çalışacak bu durumda. Böyle mi sağlayacaksın Emel'in Bahar'a ulaşmamasını? Normal bir müşterinin müşteri hizmetlerine ulaşması ne kadar uzun sürüyor unutuyorsunuz galiba. Güzel. Ben niye ulaşamıyorum bu kıza? Ne oldu bu dahili numaralara? Faturalı hatlar için 1, faturasızlar için 2'ye basın. Nisa Hanım, doktor çıkış yaptı. Haberiniz olsun. Tamam oğlum. Ne oldu Nisa Hanım? Kötü bir haber mi? Doktor yola çıkmış. Çok az kalmıştı. Çok az. 24 tane şirketi halletmiştik. Çok az kalmıştı. Ne yapalım yani? Pes mi edelim? Başka doktoru buluruz. Ama bu doktor en iyi doktor değil mi? Niye çocuğumuzu en iyi şartlarda tedavi ettirmeyelim? İyi de gidiyor işte adam. Bir yolu yok mu bunun? Bu kadar adam bağladık bu kanımızı hemen şirket için. Bulut, Bulut bak özel sahnesi. Yönetim kurulunda bizim doktorun adı da var. Bir arasak. Ara, ara hadi o kadar yol gittik hadi ara. Ha şöyle tamam biz de gidelim bizim doktor durdurmanın başka bir yolu var mı ona bakalım. Hadi göreyim sizi. Hadi, hadi, hadi. Borç sorgulamak için 2'yi, ana menüye dönmek için 7'yi tuşlayın. Parmaklarım felç oldu be kardeşim. Bir sıcak havada dışarı montla çıkmak, bir de müşteri hizmetlerine bağlanmak. Ay taksi dolmuş hiçbir şey geçmiyor. Benim arkadaşımın yanına gitmem lazım. Başlarım müdürüne de Ar-Ge çalışmasına da. Alo. Ya Nisa Hanım bu Emel fırladığı yaydan geliyor vallahi ya. Elleme gelsin bu saatten sonra. Evet tamam. Alo. Doktor Bey merhaba. Biz SM şirketinden arıyoruz. Aa, anladım bey. Bu işlere ben bakmıyorum ama. Yok yok yanlış anladınız. Ben Furkan'ın babasıyım. Sabah Sena size getirmiş. Ha evet bekledim telefonunuzu doğru. Şey arayamadık. Arayamadık çünkü maddiyatta bir sorun çıktı. Yani parayı tam denkleştiremedik ama çok mesafe kat ettik.
Eğer mali sıkıntı yoksa millet erteleyebilirim şu anda. Hemen en yakın herhangi bir hastaneye alıp bakabiliriz. Ya tam denkleşmedi işte. Şey, biz çok geç kaldık, üzgünüz. Daha fazla gecikmese, çocuğun aylardır ağlamaktan hali kalmadı, gram uyku yok. Biliyorum, biliyorum. Ama şu an elimden bir şey gelmez. Ancak bir ay sonra. Hem siz de ücreti rahat rahat tamamlayabilirsiniz bu arada. Ne oldu? Ne diyor, peygamber demiyor adam. Hey, bizim müdürle mi konuşsak? Belki onun elinden bir şey gelir, birkaç lira para verir ha? Ya müdür bize günahını verir mi sanıyorsun Bulut? Hadi gel, gel bir an evvel Nisa Hanım'ın yanına gidelim hadi. Nisa abla. Aa. Oğlum. Şimdi kalbimde sorun yok. E doktorun söyledikleri? O doktor öyle söyledi. Onun metodu bu. Alın bakın dosyası. Hakkında binlerce dava var. Yani kasaba çıkmış adamın adı resmen. Yani şimdi bugün başım ağrıyor diye git, seni ameliyat alır o derece yani. Peki siz nasıl anladınız Furkan'ın kalbinde bir sorun olmadığını? Ay Nisa. Ben bu çocuğun nesi olduğunu buldum galiba. Gürültüsüz ortama girince sakinleşiverdi çocuk. Böyle gürültülü, huzursuz, yüksek sesli konuşulan ortamdan korkar olmuş garip. Artık çocuk nasıl kanıksadıysa sizin kavgalarınızı. Ama biz... Siz bizi o doktora bilerek mi yönlendirdiniz? Aynı cepheye geçmenizin başka alternatifi yoktu bari. Nasıl bırakıyor insan terfi, merfi, senlik, benlik kavgasını bir kenara? Şimdi bu doktor kötü değil mi? Ha kızım, ha oğlum. Sonra sizin bu müdür günahını bile vermez diyordunuz bu durumdayken bile. Ya dünyada uğraşmanız gereken bunca kötülük varken ne diye savaş açtınız birbirinize? Ne diye boksun yine çevirdiniz evinizi, barkınızı? Bilmiyorum ki işte biz nasıl bu hale geldik. Aslında biz çok seviyorduk birbirimizi. Yani evlenmeden önce. Bakın, size bir sır. Her evliliğin dokusu farklıdır. Aynı organ gibi. Yani nasıl her organın nakli yapılmıyorsa her akılda her evliliğe uymaz. Emel'in kendi kafasına göre evliliğin sırrı vardır. Ama sana uymaz Bahar'ım. Kerem desen zaten bekar adam oğlum. Bekarın boşanma pratiği halk arasında malumunuz. Malumunuz. Bakın, belki de bunca zaman Allah şu küçücük yavrucağın gözyaşları hatırını açmıştır sevginize. Ama yapmayın. Başkasından fikir alın eyvallah. Ama bu sizin sevginiz. Üçüncü kişileri sokmayın aranıza. Gel, gel oğlum gel. Efendim hadi güzel. Ya ha bu doktor havaalanına yaklaştı. Ne yapayım? Kes önünü uçağa kaçırsın. Numara yaptın. Eğer işin özüne inmekten kastın numaraysa onu geçen biz de yaptık. Sena, bak sokakta büyümüşüm. Edebiyatına da eyvallah. Ama sen sadece kötülüğü gece yarısı sokaklara mahsus sanıyorsun kızım. O doktoru iki dakika araştırsaydın ne menen bir adam olduğunu görürdün. Benim özden kastım işte bu basitlik. Ha? Çay kadar basit değil mi Asım amcam ya? Gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Asım Bey! Ne bu çay paketi Asım Bey? Ha? Kovuldunuz Asım Bey, kovuldunuz. Müdür Bey ben... Asım amca kovulmadı, istifa etti.
Al bu kartı. Benim numaram. Seninle ilgili fikirlerim var. Arbeit mein frei. Hadi amcam, ara bizi. Çocuklar bak, adak eti bu, komşuları atlamadan gidin. Merak etme anne. Efendim Bahar. Ne fatura? Ha, 2000 lira. Yanlış değil mi? Tamam, ben Nisa'ya söylerim, içeri atlar. Anne! Efendim? Anne! Nazlı'yı aradı mı? Yok, aramadı. Kurban etinden ona da yollayalım, ara da. Ya arayacağım zaten, yetti artık ya. Alo, hala konuşamadın değil mi Nazlı canım? Hala anlayamadın değil mi nasıl bir deprem geçirdiğimizde inat ediyorum be kızım? Ya Nisa abla, konuşamam Yusuf'la, anla beni. Neden? O hayatına çoktan birini almış Nisa abla. Birini mi? Kimi? Sena'yı. Sena mı? Selia'nın mektubunu okumak istiyorsan benimle buluş. Nazlı. Hemen bana geliyorsun kızım. Hemen çık o evden. Tamam Nisa ablam. Tamam anladım. Latif. Bu Sena Atilla'nın adamı olabilir mi Latif? Sena buldu, bir vakayı daha çözdü. Sen de mi Nisa yazıcının oyuncusun Sena?